Hamdin Sabahi, Mısır'ın önemli muhalif liderlerinden biri. Savunduğu siyasi düşüncelerinden dolayı 17 defa hapis cezasına çarptırılmış demokrasi taraftarı bir politikacı. Bu yüzden de Mısır Halk Hareketi kurucusunun isteği Mısır'da demokratik bir sistem ve anayasa oluşturabilmek. Mısır'ın en önemli muhalif liderlerinden ve eski Cumhurbaşkanı adayı Sayın Hamdi Sabahi, Euronews'e hoş geldiniz. Son referandumdan çıkan sonucu nasıl yorumluyorsunuz? Anayasa Mısırlıları bir araya getirmeyi başaramadı. Anayasanın geçerli olması ve hakları savunabilmesi için gerekli 3/2'lik çoğunluk yakalanarak kabul edilmedi. Ortak bir ulusal projenin doğacağı bir milli birliği sağlayan anayasa yerine daha çok bölücü bir anayasa ortaya çıktı. Ama Sayın Sabahi, demokrasi sandıktan çıkan sonucu kabul etmek değil midir? Evet, demokrasi bu anlama geliyor ve sonuçlara fazlasıyla saygı duyuyoruz. Ama burada çok temel bir şey olan seçimlerin bütünlüğünün sağlanması da gerekli. Demokrasi sadece güce ulaşmak için değil, gücü uygulamak için de kullanılmalı. Mısır'da güce demokratik yollardan ulaşılmış gibi görünüyor. Fakat şu anda iktidarda olanlar yükselmelerini sağlayan merdivenin yerini değiştirmeye, gücü kişiselleştirmeye çalışıyor. Müslüman kardeşler referandum sonuçlarını değiştirmiş olabilir mi? Evet, Müslüman kardeşler hükümetinin yönettiği anayasa bunu işaret ediyor. Anayasa birçok hata ve eksikle dolu. Ayrıca ihlaller anayasanın bütünlüğünü tehlikeye sokuyor. Muhalefetle yönetim arasında sorun yaratan maddelerden birkaçını bize söyleyebilir misiniz? Anayasa bazı temel hakların yasaklanmasına olanak tanıyor. Özellikle de ifade ve düşünce özgürlüğü gibi. Anayasadaki her özgürlüğün devlet ve toplumun kurallarından oluşan temellere uygun olması gerekli. Bu da şeriatın yorumlanmasıyla özgürlüklere karşı kullanılmasını karıştırmaya yol açıyor. Şu anda İslam'ı ve şeriatı kullanarak böyle yapanlar çoğunlukta. Onlar bunları bizim aksimize kısıtlayıcı aletler olarak görüyor. Bu insanlar şu anda İslami yasaları özgürlüklere ve ayrımcılıklara karşı bir tehdit olarak, hatta bazen nefret yaymak için bile kullanabiliyor. Şu anda siyasi hayatın ön saflarındalar. Anayasanın bu maddelerini kötü yönde kullanabilirler. Bu da İslam'a, şeriata, özgürlüklere ve tüm Mısır halkının isteklerine aykırı davranmaya yol açabilir. Anayasa bildirgesi ve yeni anayasa projesine düşürmek için bir halk hareketinden bahsettiniz. Fakat referanduma katılım oranı %30 bile geçmedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu Mısır halkının derin bir krizde olmasıyla açıklıyorum. Yaşayabilme ve geçinebilme kriziyle. Birçok Mısırlı anlaşmazlıkların ve siyasi tartışmaların normal hayatı, iş olanaklarını ve kalkınmayı engellediğini düşünüyor. Bu şüphesiz doğru. Bu yüzden de daha iyi bir sosyal yaşamı ve ekonomik şartları sağlayacak, istikrara ulaştıracak durumun önünde bir engel olarak gördükleri için de sürece katılmakta tereddüt ediyorlar. Siyasi rakipleri Hamdin Sabahi'nin iktidara ulaşmasının mümkün olmadığını ve gözünü iktidar hırsının bürüdüğünü belirtiyor. Bu iddiaları nasıl yorumluyorsunuz? Gücü elde etme gibi bir hırsla dolu değilim. Seçimlere katılmam da benim aldığım bir karar değildi. Başkaları istemezse de gelecek seçimlere de katılma gibi bir düşüncem de yok. Mısır Ulusal Hareketi sadece bu konuda adaylığımın milli çıkarları koruyacağını açıkça gördü. Mısır'daki gücü kesinlikle bir kazanç kapısı olarak görmüyorum. Fakat eğer bu kişisel değil de ortaklaşa alınmış bir karar olursa bunu ben de kabul ederim.
Cumhurbaşkanlığı sarayının önündeki olaylarda çoğunlukla Müslüman kardeşlerden kişilerin öldüğü doğru mu? Bu doğru değil, yanlış bir haber. Bunu Müslüman kardeşler söylüyor. Bu iddia doğru değil, kanıtlayamazlar. Muhalefet ise şiddet olaylarında kullanılan silahların Müslüman kardeşlere bağlı milislerde olduğunu iddia ediyor. Kesinlikle. Fikirleri ifade etme süreci Müslüman kardeşlerin organize gruplarla müdahalesine kadar barışçıldı. Ben onlara milis demiyorum. Bence Müslüman kardeşlerin milisleri yok. Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde şiddet kullanan organize gruplara sahipler. Biz Müslüman kardeşleri çok net bir şekilde şununla suçluyoruz. Cumhurbaşkanlığı sarayının önündeki kanlı olayların temel nedeni onlardı. Savcıların başlattığı soruşturmanın sonlandırılmasını bekliyoruz. Açılan soruşturmalar Cumhurbaşkanının komplo konusunda verdiği demecin yalan olduğunu kanıtladı. Bu soruşturmalar bizim de düşündüğümüz gibi Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde gençlerin şiddete yönlendirilmelerinde Müslüman kardeşlerin sorumlu olduğunu gösterdi. Şimdi de biraz Mısır devrimini gerçekleştiren liderlerdeki ortak kanıdan bahsetmek istiyorum. Onlar Hamdın Sabahi'nin eski rejimden olduğu düşünülen kişilerle ittifak yapmaktansa, muhalif simgelerden biri olarak kalmasının daha iyi olacağını düşünüyor. Buna ne diyeceksiniz? Benim şüpheyle yaklaşılan Amr Musa ve Seyyid el-Bedevi ile bir ittifaka gitmemin eleştirildiği doğru. Fakat elleri devrimde şehit düşmüş Mısırlıların kanlarıyla lekelenmiş ya da yolsuzluk yaparak Mısırlıların parasını kullanmış hiç kimseyle ne işbirliğine gittik ne de gideceğiz. Biz geçmişte eski rejimle çalışmış bazı kişilerle birlik içinde olduk. Sayın Amr Musa'nın eline devrimci kanı bulaşmadı. Seyyid el-Bedevi eleştirilebilirdi ama partisi Vefd, Mısır Ulusal Hareketi'nin ülkenin geçmiş ve geleceğinin önemli bir parçasıydı. Bu iki isim harekete katıldıklarında onları savunmak hiç de zor olmaz. Dediklerinizden devrimin bir diktatörlüğe ulaştığı mı anlaşılmalı? Hali hazırdaki rejim demokratik değil. 25 Ocak'taki devrimin de bir sonucu değil. Rejim ne fakirlerin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, ne sosyal bir adalet sağlayabiliyor, ne karar alım sürecine bir katılımın önünü açıyor, ne demokrasiye izin veriyor, ne de Mısırlıların hedeflerini yerine getirebiliyor. المرشح الرئاسي السابق واحد ابرز قاده المعارضه في مصر السيد حمدان صباحي شكرا جزيلا لك شكرا